bayrakları görelim. Elinde bayrak olan lütfen sallasın. Çok güzel bir görüntü oluyor. Bu ses yeniden doğuşun bir besin. Durmak yok, yola devam. 650 bin kişiyi gözaltına aldı. Başlarına çevirdi. Allah'a hamd olsun. Olsunlar inşallah. Temennimiz bu yaşadığımız sıkıntıların bu 15 Temmuz gecesinde bunu yapmamaları gerekirdi. Fakat 15 Temmuz gününden bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşayan namuslu şerefli insanların bu bayrak altında birleşip bu darbeye karşı koydukları için hepinize teşekkür ederim. Çok insan vardı, diyordu ki ben bu ülkenin sahibiyim, ben AK Parti'nin sahibiyim, ben CHP'nin sahibiyim, MHP'nin, HDP'nin diyorlardı biz sahibiyiz ve bu bayrak altında yaşıyorduk. Maalesef onlar kendi çıkarları, kendi menfaatleri ve hırsları için mücadele veriyorlardı. Bunlardan bir tanesi de Fethullah Gülen'dir. Değerli arkadaşlar, ben her zaman bunu söylüyorum. Fethullah Gülen hareketi bizim çocuklarımızı ve bizim hanımlarımızı bizden aldı, bizim haberimiz yok. Bakın, çok insanın çocuğunu, hanımını, kardeşini ondan koparmış. Ama maalesef uyanamadım. Ben uyanmıştım, ben her zaman söylüyordum. Ama bizi vatandaş dinlemiyordu, yetkililer dinlemiyordu. Bütün memlekette kendisine bir makam bulan insanlar bizi anlamıyordu. Bunlar insanları örgütlemek için ellerinden gelen bütün din olgularını harekete geçirdiler. Bizim özellikle Doğu ve Güneydoğu'da, Türkiye'de, İç Anadolu'da insanlar Müslümanlığa çok değer veriyor. Müslümanlık adına hareket eden herkese saygıda, sevgide kusur etmiyorlar. Bunlar da bizi tam damardan vurmuşlardı. İslamiyet'i bir alet olarak kullandılar. Ve bizi öyle aldattılar. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Her zaman demokratik kurumların dört dörtlük çalışmasından yanayız. İnsanların adalet, demokrasi ve özgürlüğünün her zaman yanındayız. Çünkü sonuçta bunlar olmazsa biz yaşayamayız. 21. yüzyılda yaşıyoruz. 12 Eylül askeri faşist darbesi, bu telefonlar, bu Facebook olsaydı o da ilgilenecekti. Ama o zamanlarda telefon yoktu, televizyon yoktu, bir radyo vardı, radyoda da doğru dürüst yayın yoktu. Bizim bir liderimiz var. Liderimiz cesurdur. Liderimiz kaçmadı. Başkası olsaydı değerli arkadaşlar, televizyona bağlanıp ben İstanbul'a gidiyorum demezdi, kaçardı. Nasıl ki Fethullah Gülen Amerika'ya kaçmışsa, çünkü onların lideri korkaktır. Ona inanan, ona tabi olan insanlar onun gibi korkaktır. وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللهم يا مقبل يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال. Bu sokaklarda, caddelerde, doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde, tüm Türkiye'mizde, tüm illerimizde insanlarımız sana ellerini açtılar, dua ediyorlar. Biz de dua ediyoruz, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bu terörleriyle, yaptıklarıyla birliğimize zarar vermek istiyorlar. Sen fırsat verme ya Rabbi.